Berlin'den hepinize selam arkadaşlar. Bir önceki videoda Almanya'da parayı enflasyondan nasıl koruruz? İki nokta dedim. Borsa ve Bitcoin başlığı attım. Şimdi Bitcoin'den kastım sadece Bitcoin değil. Bitcoin'le beraber Ethereum, Ethereum'le beraber alternatif coin denilen yani bu altcoin'ler, onları da kastettim. Aklınızda olsun, ben onlara da yatırım yaptım. İleriki videolarda daha detaylı açıklayacağım. Şimdi bugün en azından benim gibi daha önce cesaret edemeyen, bir şeyleri hani okumuş etmiş, analiz yapmış, takip etmiş bir ama parasını işte borsaya ve coin'lere yatırmayı cesaret edememiş arkadaşlar için zaten bu videoyu çekiyorum. Ve bugünkü videonun konusu, şimdi bir yapacağımız yatırıma, yani yatırım sepetine, bir önceki videoda sürekli portfolyo dedim, bazen portföy dedim, kafanızı karıştırmasın, yatırım sepetine ne kadar para koymamız lazım, bunu konuşacağız. Bu arada ilk videonun, yani ilk videoyu çektiğimin akşamına çekiyorum bu videoyu. Abi saçın sakalın üstüne kıyafetin bile aynı, hiç değiştirmiyorum üstünü falan diye beni çok böyle kafaya da almayın. Aynı gün çekiyorum. Noel'deyiz, Berlin'de her yer kapalı, kar mar falan yağıyor, evdeyiz. Ben de dedim ki hazır bu fırsatı kullanayım. Zaten bayağıdır da anlatmak istiyordum. Hem benim için sohbet oluyor hem de paylaşmak istediğim arkadaşlarıma paylaşmış oluyorum. Çünkü Instagram'da tek tek sevdiğim arkadaşlarıma en azından anlatmak çok uzun sürüyor. Şimdi arkadaşlar, ne kadar para harcamamız gerekiyor? En önemli konu şu. Hem Türkiye'den hem Almanya'dan hem Amerika'dan bir sürü insan izliyorum. İzlediğim insanların hepsi gerçekten para yatıran insanlar. Yani televizyon programlarında biliyorsunuz bir sürü yaşlı dinozor görüyoruz. Ben bu dinozor zorları dinleyerek yıllarca, adamlar 5 senedir Amerikan borsası batacak dediler. Ben bu adamları dinleyerek iş yapmadım. Daha doğrusu yapmadım derken gözüm korktu. Parayı riske edemedim. İşte kimse yok, Bitcoin yasaklanacak, katma değer yaratmıyor bilmem ne dedi dedi. Sürekli beni korkuttu. Yani diyebilirsin Çağlar sen de dinlemeseydin o zaman, ama işte dinledik. Niye? Çünkü adamlar bir üniversite bitirmişler. Akademik bir başarısı var. Ana medyada inanılmaz bir saygı görüyor. Herkes falanca abicim, abicim, beyefendicim falan diyorsun ki bu adamlar biliyorlar ya. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla ne oldu? Sürekli korktuk, parayı yatırmadık. Ama şimdiki takip ettiğim insanlar hem Türkiye'den hem Almanya'dan hem Amerika'dan, bu arada İngilizce konuşan işte hani Avustralya falan filan diğer ülkelerden de insanlar var. Bunların söylediğini söyleyeyim arkadaşlar. Sakın kredi mredi çekip bir yatırım sepeti yapmayın. İster hisse senedi olsun, ister Bitcoin olsun, ister bok coin olsun, ne olursa olsun. Sakın abi, sakın borçla moçla alıp öyle bir sepet yaratmayın. Sebebini söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi benim yaptığım yatırım sepetinde, İleriki videolarda daha detaylı açacağız ama hani yavaş yavaş böyle giriş olarak basit şekilde anlatmak istiyorum. Aşağı yukarı %50'si coinlerde, %50'si de hisse senetlerinde bütün sepetim. Şimdi diyorum ki neden kredi falan çekip bu parayı yatırmayın? Coinlerde arkadaşlar inişler çıkışlar çok dik. Yani çıkışı da çok dik oluyor, inişi de çok dik oluyor. Yani eğer büyük bir mevlayı kredili çekerseniz veya arabanızı satıp koyarsanız veya evinizi, çünkü en son Bitcoin'in tarihi düşüşünde yani insanlar intihar edenler mi dersin, ailesini kaybeden mi dersin, kendini yakan, balkondan atan mı dersin? Girin internetten haberlere bakın, neler neler yaşadı insanlar. Çünkü bu hisse senedi gibi değil. Öyle bugün %2 düşüşle kapattı borsa, işte dün de %3 düşüşle kapattı falan değil. Bitcoin mesela zigzaglarla gidiyor. Ondan sonra mesela bir hafta boyunca pat %5, %8, %10 tak 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 atıyor. Lan diyorsun ne oluyor falan, bizim para hani katlıyor derken ertesi gün pam %50, bir ertesi gün tak %30. Yani bu düşüşleri yaşadı birçok, hem Bitcoin hem altcoin'ler falan. Altcoin'lerde her şey çok daha sert oluyor. Dolayısıyla lütfen boş çekerek, arabanızı evinizi satarak bu yatırımı yapmıyorsunuz, aklınızda olsun. Ama şimdi arkadaşlar, küçük para yatırmak da çok büyük bir risk. Diyeceksiniz ki nasıl? Şimdi işte burada parayı belirlemek yatıyor. Yani ben bir yatırım sepeti yapacağım. Ben riske edeceğim ama ne kadarını riske etmeliyim? Şimdi burada ben de özellikle büyük yatırımcıları izledikçe, parasını gerçekten büyük paralarla oynayan insanları izledikçe şunu fark ettim. Arkadaşlar risk herkes için farklı anlama geliyor. Senin için belki öğrencisindir, 500 euro kaybetmek çok büyük bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Başka bir adam için 30 bin euro kaybetmek bir senelik için stres yaratır. Der ki ikinci senemde 30 bin euroyu tekrar kenara koyarım. Şu kadar maaşım var, çoluğum yok, çocuğum yok. Başka birisi için çok ucu, hani hem öğrenci değil ama hem de zengin olmayan birisi için belki ya ben bütün yıl çalıştım, hani sosyal hayat yaşamadım, tatile gitmedim, 3000 euro biriktirebildim, 3000'i kaybedersem mahvolurum, tekrar bir sene beklemem gerekir deyip hani o
3000 euro onun için çok büyük, kritik bir seviyedir. Dolayısıyla alacağımız risk herkes için farklı. Ama tek belirlememiz gereken şey, krediyle, borçla bu yatırım sepetini yapmıyoruz. Çünkü arkadaşlar, çocuk oyuncağı değil, bu 20 günlük bir rally de değil. Bu 3 aylık bir rally de değil, profesyonel değilseniz. Bu 5 aylık bir rally de değil. Biz aşağı yukarı yaptığımız hisse senetlerinden işte mesela bir en az 2-3-4 senelik bir yol haritası kendimize çizmemiz gerekiyor. Aynı şekilde coinlerde de Bitcoin'in ve diğerlerinin çok tipik bir döngüsü var. 2 sene ayı sezonu olarak geçiyor bazen. Ayı sezonu ne demek? Bir şeye giriş yapıyorsun şu fiyattan, diyorsun ki hadi bakalım inşallah çıkar, çıkmıyor. Hadi ya tam tersi, ayının başında her şey düşüyor ve lan o süreç bitmiyor, diyorsun ki lanet olsun. Bazen seneler sürüyor arkadaşlar. Dolayısıyla yapacağımız yatırım uzun süreli olacak. Aynı şekilde coinlerde de bir halving denilen, yani yarılanma denilen bir olay var. Bu ayı sezonu bittikten sonra genelde halving geliyor. Bir sonraki halving 2024 yılında gelecek. Yani yakın bir zamanda, Nisan ayında, orada yarılanma başlıyor. Yarılanma başladıktan sonra da işte bu hem borsalarda hem Bitcoin borsalarında söylenen boğa dedikleri boğa, yani yükselme sezonu başlıyor. Yalnız özellikle coinlerde bu yükselme sezonu borsa ve hisse senetleri gibi şöyle şöyle dalgalanarak değil, daha çok şöyle gidiyor arkadaşlar. Yani hani pat %10 duruyor, pat %10 tak %30. Yani koyduğunuz her şeyin %30'unu pat bir gecede kaybedebiliyorsunuz. Dolayısıyla koyacağımız paranın miktarı çok önemli ve kredili olmayacak, üstüne basa basa söylüyorum. Yoksa arkadaşlar bir sabah bir uyanmışsınız, paranızın %50'si yok. Yani bunu yüreği ağzına gelir derler ya, bunu yaşayabilirsiniz. Ki kendinizi ister hisse senedinde olsun ister coinlerde buna hazırlamanız gerekiyor psikolojik olarak. Yani ben bir ay önce portfolyomu bitirdim. Hem coinlerde hem hisse senetlerinde ve o bir ay içinde bile portfolyom, bazen işte sabah bir kalkıyorsun böyle. Çünkü biliyorsunuz Amerikan borsalarının saatleri, bir de coinlerde bir sürü zaten şey olabiliyor. Türkiye borsa saatleriyle aynı şekilde ilerlemiyor. Bir kalkıyorsun abi, portfolyo olmuş, tak şuraya çıkmış. Ondan sonra işte wow diyorsun, yani 5 gün böyle gitse inanılmaz bir kar alabilirim derken 3 gün sonra pat bir bakıyorsun eksidesin. Ve bunun sebebi genelde coinler oluyor arkadaşlar. Hisse senetleri böyle oynak değil. Ama eğer portfolyonuza coin aldıysanız, hani bir sabah uyandığınızda pat, ay yatırdığınız rakama göre bayağı eksilerde kendinizi görebilirsiniz. Ama bu da işin, nasıl söyleyeyim, doğası bu. Coinler genelde 2024 yılı 2025 başlarına doğru inanılmaz patlama yaşayacak, ama bunlara daha sonra gireceğiz. Koyacağımız para çok küçük. Yani kredili ve büyük olmamalı dedik ve çok küçük olmamalı. Şimdi arkadaşlar, çok küçük koyduğunuzda şu oluyor. Ben önce kendi çevremde işte arkadaşlarıma soruyordum. Çünkü dedim ya, bir önceki videoda anlattım. Hani kendimi hep çok takip ediyordum ama hiç kendim parayı koymamıştım. Dolayısıyla bu sefer dedim ki tamam, parayı koyacağım. Ama ne kadarını risk etmem lazım? Bir de çünkü hala ikinci öğrencilik zamanını yaşadığım için hala böyle bir tam düzenli maaş değil. Bazen işte yaz sezonunda okullar sizinle anlaşma yapmıyor. Yazın para almıyorsunuz. Biraz cepten yiyoruz işte falan filan. Hani her ay benim belirli bir gelirim yok. Ama kenardaki bir parayı da yatırıma harcamak istiyoruz. Sepete harcamak istiyoruz. Şimdi ben bunu nasıl belirleyeceğim? Yani o dönemde hep arkadaşlarıma soruyordum. Ya sen ne kadar yatırıyorsun? Tabii sorduğum arkadaşlarım hepsi artık normal maaşlı çalışıyorlar. Yani her ay aynı maaş geliyor. Her ay aynı kira gidiyor. Her ay aynı araba sigortası, eğer arabası varsa. Demek istediğim, sorduğum insanların çoğunun düzenli bir geliri, düzenli bir gideri var. Ama burada şunu fark ettim arkadaşlar. Özellikle coinleri hiç anlayamayan veya coinlere yatırım yapmaktan çok korkan arkadaşlarımın çok belirgin bir özelliği vardı. Hepsi çok küçük paralar yatırmışlar zamanında. Çünkü zaten çok uzun bir süredir ayı sezonu vardı. Çoğu ilgilenmeyen kişi kar falan zaten yapmadı. Yakın arkadaşlarımdan bir tanesine sordum. İşte dedim, hiç aldın mı ettin mi falan. Ben dedim şimdi hani parayı koymayı düşünüyorum. Sen hani tecrüben var mı? Nasıl yaptın falan. Dedi abi, dedi ben zamanında işte 30 euro gibi bir şey almıştım. Dedim ne oldu? Vallahi dedi 30 dedi oldu dedi. Bir 45 oldu dedi. Dedim sonra vallahi dedi bakmadım bir ara. Ondan sonra bir de bir baktım dedi. Tekrar 30'a düşmüş dedi. Ne yaptın dedim. Vallahi abi dedi, öyle inince çıkınca bıraktım dedi. Şimdi bak, 30 euro olduğu için ne oluyor? Algıda seçicilik yaratamıyor. Yani paranın nereye gelebileceğini veya ne kadar yanlış yatırım yaparsan ne kadar da kaybedebileceğini göremiyorsun, yaşamıyorsun, hissetmiyorsun. Şimdi mesela 30 euro yerine durumum var. 3000 euro koysaydı, o 3000 euro 4500 euro olduğunda şu olacak büyük ihtimal. Ulan 3000 koydum, 4500 oldu. Hani demek ki bu kadar katlanabiliyor.
Hani bir tatil parası yani. Anlatabiliyor muyum? Veya 3000'den pat paran kaybettin, yanlış bir zamanda aldın falan. 3000 euro oldu 1500 euro. Ne diyecekti? Diyecektik. Wow, ulan neredeyse bir Berlin'de bir ev kirası parası kaybettim oturduğum yerde. Ben nerede hata yaptım? Eğer dediğim gibi yükseldiğinde diyecekti ki wow, demek ki doğru yaparsam ben bu kadar katlanabilir. Veya düştüğünde ben nerede yanlış yaptım? Yani bu farkındalığı yaratacaktı. Ama çok küçük para koyduğunuzda arkadaşlar bu farkındalık gelişmiyor. Şimdi bu coin kısmı, dediğim gibi yine coinleri ben size çok tavsiye etmiyorum. Eğer hiç döngüsünü daha önce hiç okumadıysanız, hikayeleri bilmiyorsanız hiç girmeyin derim. Şimdi hisse senetlerinde de aslında birazcık aynı durum var arkadaşlar. Mesela ben genelde çevremde arkadaşlarımı yokladığımda kimisi mesela her ay belirli bir parayı çok fazla hisse senedine yayıyor. Mesela bir sepet yapmış 30 tane firma. Şimdi örneğin iyi anlaşılması için vereyim. Diyelim ki 600 euro. Her ay işte diyor ki abi diyor 600 euroyu ben hani 20 tane 30 tane firmaya dağıtıyorum. Sepetindeki. Şimdi 30 tane firmaya sen 600 euroyu her ay dağıtsan parçalı bir hisse senedi 20 euro alıyorsun. Şimdi 20 euroluk bir hisse sana ayda ne kadar getiri verebilecek? 2-3 ayda ne kadar getiri verebilecek? Şu kadar hani totalde ne kadar para koyacaksın? Abi dedi şu kadar koyacağım. Peki dedim bir sene sonra bu koyduğun paradan ne kadar bir hani getiri bekliyorsun? Abi dedi şimdi yani 20-30 tane hani firma var yaptığım hisse senedi olarak. Ben bunu dedi hesaplayamam ki. Çünkü niye? Çünkü çok fazla şeye bölmüş. Yani bu da başka bir hata. Yani bazen büyük bir parayı çok bir şeye böldüğünüzde, çok fazla firmaya böldüğünüzde ne oluyor? O para çok küçük şeye bölünüyor. 20 euro oradan o %1% kazanıyor. Öbür 5-6 tane firma %3 düşüyor. Yani senin 20 euron oluyor orada 17. Öbür 20 euron oluyor senin 22 euro. Şeyi kaybediyorsun genel. Hani ben bu kadar para koydum, zararda mıyım, karda mıyım? Yoksa olduğum yerde mi sayıyorum? Hissiyatını kaybediyorsun. Bu da arkadaşlar aslında işte bizim paraya dolayısıyla yaptığımız yatırıma olan farkındalığı azaltıyor, köreltiyor aslında. Çünkü rakamlar çok küçük. Dolayısıyla bizim yapacağımız yatırım sepetinde koyacağımız miktar şu olmalı. Kaybedersek vah hani kaybettim, hani şöyle birazcık oturabilmeli bu rakam. Yani belli düzeyde bir risk almamız gerekiyor. Ama şu da olmamalı. Yani eyvah her şeyimi kaybettim, ben bu parayı bir daha hayatta yerine koyamam, bir de üstüne borç yaptım. Yani bu kadar dipte yaşamamanız gerekiyor. Ama birazcık dip yaşamanız gerekiyor kötü senaryoda. Bu şimdi kötü senaryoydu arkadaşlar. Ama bir de iyi senaryo üstünden gidelim. Şimdi rakam yine çok küçük olursa diyeceksin ki mesela ya hadi 100 euro şu hisse senedine koyayım. İşte 100 euro da şuna koyayım. Hadi bir 70 euro da şu Bitcoin'e koyayım. Mesela belki o 70 euroluk Bitcoin olacak 140 euro. İki katı yapacak. Çünkü genelde halving, yani o yalanma kısmında en az iki katına koyuyor. Senin o belki yaptığın 100 euroluk hisse senedi 120 olacak. Öbür belki yaptığın 100 euroluk hisse senedi de birazcık düşecek. Belki 70-80 euro. Yani hisse senetleri birbirine dengeledi. Kazanımın hiç yok. Yaptığın Bitcoin de 70 yerine 140 euro oldu. Bir sene sonra bir baktın dedin ki 140 euro olmuş. Şimdi işte bu 140 olmuş deyip bu küçümsediğin rakamdan dolayı Allah'ım, yanında da Viviana öyle bir televizyon sesi açmış ki şu an dikkatim dağıldı. Duvarı vuruyormuşum değil mi? Rakam küçük olduğunda ne kazandığını, ne kazanabileceğini hayal edemeyeceksin, hissedemeyeceksin. Dolayısıyla çok küçük rakamları da tavsiye etmiyorum. En azından mesela bugün ne diyelim, mesela 15.000 euro koyabilen birisi için diyelim, maaşın var, çoluğun çocuğun yok. Her ay 500-600'e atabiliyorsun. 1-2 senedir atsan işte 15.000 euro yapar. Hadi 10.000 euro yapalım. Düz hesaplardan gidelim. 10.000 yaptın. Belki 10.000'in 15.000 euro olursa dersin ki wow, bir küçük araba parası yaptım. Almanya için söylüyorum. Çünkü Vivian'ın arabasını biz, İtalyan bir arabası, 5500'e mi almıştık? Öyle bir şey almıştık. Küçük bir İtalyan arabası. Mesela bunu yaşadığında diyebilirsin ki wow, doğru bir yatırım. Oturduğum yerden ya işe gitmedim. Çalışmadım. Patron ağız kokusu çekmedim. Hafta sonu çalışmadım. Oturduğum yerden doğru yatırım bana pat bir araba parası koydu. Hani bunu yaşayabilirsek o zaman işte hani o rakamlar ve algı bambaşka bir yere geliyor. Ben kendimde de bunun benzerini yaşadım. Dolayısıyla böyle çok küçük rakamlarla oynamayın. Benim tavsiyem, yapılabiliyorsa en az işte bu ilk videoda bahsettim, küçük yatırımcı denen rakam 10.000 dolar genelde. Böyle bir rakamdan veya daha yukarısı, böyle bir rakamla başlayıp en azından hazını yaşayıp, çünkü o rakamlar sizin sonra haberlere olan dikkat, yani etkileşiminizi etkileyecek. Ben kendimde de görüyorum.
daha yukarıda bir rakam yatırdıktan sonra firmanla ilgili bir haber çıkıyor mesela, daha böyle şey kesiliyorsun. Çünkü biliyorsun ki pozitif bir şey olursa pat 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 hisse senedi üstünde etkisi olacak. Peki aldığım bir hisse senedinde oldu. Daha bir ayda %25 %30 gibi bir geliri getirdi. Ki hisse senedinde bir ayda %30 falan geliri, bunlar çok uç şeyler de bir tanesinde oldu. Ama dediğim gibi ona da 4 adetli bir rakam koymuştum. Dolayısıyla böyle algılarım açık. İyi ki de yapmışım. Çünkü bu sefer rakam büyük olunca o sektörü de anlamaya çalışıyorsun. Yani aman diyorsun, hisse senedi benim hani ileride negatif de etkilenebilir ya. Bu mevlayı kaybetmemem lazım. Gibi gibi arkadaşlar. Bunu çok daha açabiliriz, örneklendirebiliriz ama anladığınızı tahmin ediyorum. Sokakta şey gibi düşünün. Yani cebinizde para taşıyorsunuz. Türkiye'de bugün 5 TL kaybetsen dersin ki ulan bir su, bir simit parası bile değil. Bir çay artı simit parası bile değil 5 TL. Dersin ki ya 5 TL gitti, cebim mi delikmiş ya falan, bakmazsın yani. Ama cebine bilmiyorum, 350 bin 400 bin TL koyup 400 bin TL'yi cebinden düşürsen ulan dersin, benim ceplerim, bacaklarım, benim vücut algım nerede bu 400 bin? Nereye gitti? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla arkadaşlar rakam yani sizi öldürmeyecek ama bayağı kaybettiğinizi size koyacak, kazandığınızda da wow demek ki hakikaten bu yatırımlar işe yarıyormuş diyecek rakamlarla oynamak gerekiyormuş. Ben bunu biraz içsel olarak yaşadım. Üstüne de şimdi çok büyük traderları takip ediyorum. Trader dediğim günlük day trader dedikleri insanlar değil. Hani görüyoruz ya şimdi çoluk çocuk YouTube'da diyor işte, abi Bitcoin'e 38 binde girdim. Ne yaptın? 39 binde çıktım. $200 kararımı aldım. He falan. Yok yani bu değil yani. Anlatayım mı? Bu trader dediklerim arka çok büyük adamlar. Amerika zamanında oynamış. En büyük firmalarda çalışmış ve emekli olmuş adamlar. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Paradaki algıyı ne zaman ciddi bir rakam koyarsan, hani o algıyı o zaman başlatabilirsin. Bunu da ben kendim yaşadıktan sonra videoları gördüm. Size de tavsiye ediyorum hakikaten. Çok küçük, dikkatinizi çekmeyecek rakamlar koymayın yani. Bu da yatırım sepetine ne kadar para koyacağımızla ilgili videomuz olsun arkadaşlar. İyi Noeller, yılbaşılar, artık kim ne kutluyorsa hepinize onu diliyorum. Video beğenmeyi unutmayın lütfen, algoritma için önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.